Şimdi Bodrum düğününde dün neler oldu? Hep birlikte izliyoruz. Bizim düğüncüler akşamki düğün öncesi son hazırlıkları yapıyor. Ve bu akşamki düğünle resmi nikah öncesi imam nikahı kıyılacak. Ekrem Kemal Çelebioğlu Mehmet Nezer'i kocalığa, helallığa kabul ediyor musun? Evet. Sükut ikrardan dur ama evet dersin daha güzel olur. Gelin hanım, gelin hanım. Kayınpederin pek memnun kalmamış dün geceki müziklerden. Orkestrayı hiç beğenmemiş. Kendileri bulsalardı, yapacak bir şey yok. Yani beğenmek zorundalar. Başka bir alternatif yok. Şimdi bizimkiler de İstanbul'a gidecek. Belki İstanbul'daki orkestrayı beğenmeyecekler. Gelin hanım kuaföre gitmek üzere yola çıkarken biz de düğünün en dobra, en sivri dilli isminin yanına, yani çavuşa gidiyoruz. Gelin biraz ağır olmalı. Benim görüşümde bu. Yani demek istemiyorum ama en sonunda patlak verdi. Beni konuşturmaya kalkıp gidiyor. Damadın annesi Fatma Hanım'ın yanındayız. Dünürünüz biraz kırgın galiba size. Hep sizin adetleriniz geçerli oluyor diye söylendi. Bizim de kızların şeyler oluyor. Kızası kızsın ne yapalım? Biz de kendi adetimizi söyledik. Onlar kendi adetlerini. Ona baksan bizde de tencere açma, kapak açma adetimiz yok. Biz yeni duyduk onu. E biz niye kızmadık? Seve seve de hediyemizi verdik. E onlar da kızmamalar lazım. Mehmet şimdi bir espri yapacak ve ortalık birbirine girecek fena halde. Yorumsuz getiriyoruz ekranlara. Ama İstanbul'daki daha güzel, Boğaz'da böyle. Şimdi benim ağzımı açtırma. Şu anda kuaföre giderken terbiyesizlik yapma yani. Ne terbiyesizliği? Çocuk gibi baksan, İstanbul'daki düğün daha güzel olacak, Boğaz manzaralı diyorsun. Ayıp yani yaptığın. Niye ayıp ya? Sen Bitlis'lisin. Bitlis'teki düğünde Boğaz mı oluyor? Eğer yapacaksan Bitlis'te yapmalıydın. Bitlis'te yaşamıyorum. İstiyorsan orada da yapalım. Şimdi hiç konuşma yani. Peki ya damat? Damadın hazırlıkları bitti mi dersiniz? Ve artık geleneklere göre kız son kez ana baba ocağına gidecek, ailesiyle vedalaşacak ve ardından da düğün alanına hareket edilecek. Peri kızı gibi olmuş. Çok tatlı. Böyle olacağını zaten biliyorduk. Gelsene de şuraya. Gel. Ya lütfen öyle yapmasınlar ama ya. Böyle ses çıkarmasınlar. Sen Bodrumlu düğüncülerimizi işte böyle nikah sonrası sarmaş dolaş dans ederken bırakmıştık dün. Ve anne Gülören Hanım. Bu mutluluk tablosu annenin ruhunda kopan fırtınaları gözyaşı olup göz pınarlarını boşaltıyor. İşte böyle. Baba yarısı hala da dayanamıyor ve onun da göz pınarları boşalıyor. Bir yanda yeni bir hayata atılan adım, diğer yanda yıllar yılı göz bebekleri gibi büyüttükleri kızının mürüvvetine dökülen gözyaşları. Hüzün, heyecan, mutluluk, biraz keder, hepsi ama hepsi var bu saniye düğün salonunda. Görmez olsun, görmez olsun, sensiz bu gözler görmez olsun, geçmez olsun, geçmez olsun, sensiz böyle. Biraz da kurtları dökmek lazım değil mi? Hadi bakalım hızlansın müzik ve şenlensin pist. Gelin ve damadın ilk göbek atma havası tam durumlarına uygun bir şarkı.
Siz çekeceksiniz birbirinizi gençler. Ve diğer düğüncüler. Günlerdir biriken gerilim ve stres atılıyor pistte. Çavuş hanım, iş konuşmaya gelince çenenizin maşallahı var. Biraz da pistte konuşsun eliniz, kolunuz ya da bedeniniz. Düğüncüler için dökülmeyen kurt kalmayacak. Hadi hadi diyorlar şimdi de hep beraber. Kuşkusuz düğünün en stresli ismi gelin hanımdı. Ve en çok eğlenmek de onun hakkı, değil mi? Ankara havası çalmamazlık olmaz, değil mi? Bitlisli de olsalar yıllardır Ankara'da yaşıyor erkek tarafı. Eğlenceler güzel ama aralara yöresel gelenekleri sıkıştırmak gerek. Adet olarak nikahtan sonra gelinin kucağına erkek çocuğu konur. Yani darısı ona ulaştırır. Ve kız tarafı ondan çocuğa hediye yapar. Evet, adettir. Bu adete gelin hanım sırası mı şimdi diye karşı çıkıyor. Nasıl ya? Bebeğe mi takacağım ya? Neresine koyacağım? Sıkıştır işte bir tarafına. Damat ısrarla geline bu parayı kucağına verilecek olan bebeğe takacaksın diyor. O kucağına verecek. Ha. Sen de onun bir tarafına. Allah'ım yarabbim, dışım bayılacağım. Ve bu kez damat bey kazanıyor münakaşayı. Bebek gelin hanımın kucağına veriliyor. Sırada pasta var. Bu saniye yine bir gerilim yaşanıyor. Pastayla birlikte ikram edilen şampanyayı damat içmek istemiyor ve sadece kadehi kaldırmakla yetiniyor. Gelinin elindeki kadehten sürekli içmesine kızıyor damat bey. Bitirseydin ya. Bitirseydin. Yok sonra. Takı merasimi başlıyor. Ancak damadın annesinin takı takarken kına gecesindeki takıları da geline vermek istemesi yeni bir krize neden oluyor. Şimdi onu önceden taktınız. Şimdi yenilerini takacağım. Yok hayır istemiyorum. Mehmet gelin hanımın bu hareketinden baya rahatsız. Annesine karşı çıkmasına kızıyor damat bey. Çavuş, yengesine yönelik bu hareketin yakın tanığı. Bir şey yok. Bilmiyorum, hiç haberim olmadı ne olduğuna. Senin haberin yok. Karpuz yuvarlandı gitti, bir şey yok. Ne yapalım? Ve peş peşe gelen gerilimlerden rahatsızlığını dile getiriyor Çavuş Hanım. Benim kendi açılarından güzeldi. Senin açından? Benim açımdan güzel değildi. Ve damadın büyük ablası annesine gelin hanımın az önce yaptığı harekete fena halde kızgın. Kendi çaldı, kendi döndü. İstanbul'daki esas düğünü göreceksiniz. Göreceksiniz. Ne oldu bebi? Orada göreceksiniz. Ne oldu burada? Bir şey olmadı. Sadece saygısızlıkla karşılaştık. Görümce Hanım nasıl da kızgın ve öfkeli öyle geline karşı. Herkes de bunu biliyor. Kardeşim bunları hak etmiyor.
çocuk alıyor ve kıymetini bilsin. Kıymetini bilsin, yoksa başka türlü olur. Anne yüreği ise böyle gergin bir günde her şeyi sineye çekmeye hazır. Ama damadın ablası öyle düşünmüyor. Yok, kızmadım. Kızdın. Kızmadım. Gördüm. Kızmadım. Oğlum. Benden kaçma. Oğlum, birileri fena ise biz onlardan fena oluruz. Erkek tarafının en agresif ismi Çavuş da neredeyse savaş baltasını topraktan çıkartacak kadar öfkeli az önce takı merasiminde yaşanan gerginliklerden ötürü. Sıkar biraz. Sıkar biraz. Benim oğlum sağlam. Ben çocuklarıma öyle terbiye vermemişim, benden kopsunlar. Bu gerilimi çalan müzik azaltıyor, gelin ve damat Ege havalarında döküyor kurtlarını. Ve iki dünürün karşılıklı zeybeği. Dansözün piste çıkmasıyla birlikte damadın babası Hacı Kemal amca salonu terk ediyor. Ve artık düğüncüler için gecenin sonu. Genel olarak herkes memnun halinden. Özellikle kız tarafı. İpek'in babası gururla anlatıyor. Çok güzel bir düğün oldu. İyi oldu. Tüm misafirler eğlendi. Arkadaşlar eğlendi. Herkes yani iyiydi, mutluydu. Yapacağımızı yaptık. Bundan sonra sıra onlara kalmış. Ya siz Gülören Hanım, kızınızın bu en önemli gecesi nasıl geçti size göre? Tam istediğim gibi oldu. Çok güzel geçtiğine inanıyorum. Çok mutluyum, çok iyi. Allah sonunu daimi etsin. Mutluluklar diliyorum. Erkek tarafı ne alemde? Çavuş Hanım bir zılgıt daha çeker mi şimdi keyiften? Tövbe estağfurullah. İyi ettim oynadım. İyi ki oynadım. Yok çalmadı işte. Her biraz oynarım. Ne doğdu öyledir. Gelin evinin önünde oyun oynanır. Gelin oynayarak alınır. Biz gelin de alıyoruz. Oğlan vermiyoruz. İyi yettim. Aman Çavuş Hanım dikkat. İpek gelin bu zılgıtlardan biraz rahatsız oluyor yalnız. Kafasını çalıştırırsa başımızın tacıdır. Kafasını çalıştırmazsa kendisi bilir. Çavuşun yine damarına bastık. Etrafındakilere gelinlerini yine şikayet etmeye başladı. Aklını başına toplarsın. Çavuşun bir çifte gelinin halasına lafı var. Bu kısmet herkese nasip olmaz. Aklını başına toplarsın. Böyle gidersin. Düğün dağılmak üzere. Anne ve babası kızlarıyla vedalaşıyor 24 yıl sonra. İlk kez ayrı geçirecekleri ilk gece için. Baba Şevki Bey kızına dualar eşliğinde saflığın ve temizliğin sembolü kırmızı tülbenti takıyor. Gülören Hanım bu gelinin başındaki tülbentin manasını anlatıyor. Babası kızından çıkarken babamın okuyarak kızının yüzünü örttü. Ve şimdi eşiyle mutluluk gidiyor. Eşi açılır. Akrabaları da nasihatlerle uğurluyor gelin hanımı eşinin yanına. Mutlu. Bizden çıktım. Bizden çıktım. Kocana gidiyorsun. Bize misafir gelecek. Bir bin yere mutlu ol yavrum. Kendin yer senin evin. Evet. Orası senin evin, ailesinin ailen. Damadın annesi Fatma Hanım da, kızsa da, arkasından söylense de artık neredeyse resmen evladı olan gelinine sarılıyor uzun uzun. İpek ve Mehmet balaylarının startını Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelde verecekler.
Sonrasında 2 gün sonra İstanbul'da bir düğün daha yapıp bambaşka bir hayata yelken açacaklar. Gelin hanım geleneksel olarak elindeki çiçeği fırlatıyor Bodrum'da geride bekar bıraktığı kız arkadaşlarına. Arkadaşlar çiçek atılacak. Gel at at ben tutuyorum at. Ve damat bey resmen eşi olan gelin hanımı devralıyor babasından ve erkek kardeşinden. Yol kesmemek olmaz değil mi? Adettendir. Zarf dağıtılır gelin arabasının önünü kesenlere. Zarflar kesinlikle tamam. Boştu bence. Elinde günde. Al işte bu. Aa, olmaz damat. Boş zarf mı dağıtıyorsun eşe dosta? Ayıp ama. At bakalım pamuk elleri cebe. Damat beklemiyor. Ya boş bir zarf var. İpek imar arabada. Ben alayım. İmar arabada. Doluymuştu ya. Dolu da mı var arada? Dolu da varmış. Yakın arkadaşları otel lobisine kadar götürüyor çifti. Ama onlar için burası son durak. Siz durun gençler. Biz devam edeceğiz. Yok yok merak etmeyin. Bizim de duracağımız bir yer var. Mini araba içinde otel odasına doğru hareket ediyor gençler. Sene boyunca aynı yastığa baş koyacaklar ve bu gece onların ilk geceleri. Büyük maratonun en önemli kısmı geride kaldı. Çok güzel bir hazırlık süreci bitti. Bugün son noktayı koyduk, evlendik artık. Evet, karı koca olduk. Mutluyuz. Umarım bu mutluluğumuz bir ömür boyu devam eder. Çok mutluyuz. Kaç günden beri bayağı yorucu geçmişti ama her şey de iyiydi. Evlendik. Her şey güzeldi, eğlenceliydi. Bayağı bir yoruldum. Resmen karı koca oldular ama daha düğün maratonu sürecek ve galiba stres biraz daha devam edecek. Ve gelin hanım galiba kendisinin de söylediği gibi biraz daha şımarıklık yapıp damat beyi bu süreçte üzecek. Bir şımarık, çok güzel bir kız. Bir o kadar şımarık da... olduğunu kabul ediyor musun? Bazen şımarığım yani, her zaman değil ama. Memnun musun peki bu oyundan? Şımartılmaya alışkın olduğum için... Memnunum. Damat bey gelininin şımarıklığından memnun. İpek de bundan hem kendine hem de damada iltifat ederek pay çıkartıyor. Şımarık olmamın bir artısı da Mehmet'i bulmam, onunla evlenmem. Tabii ki de şımarık olacağım böyle güzel yakışıklı bir kocam olduğu için. Ve artık bu gece için onlara veda vakti. Kapı açıldı. Merhaba. Ve Bodrum düğününün geldik ikinci ayağına. İstanbul'da yaşayan damat yapılan anlaşma gereği bir düğünde burada yapacak. Ve çift hayatının geride kalan kısmını İstanbul'da sürdürecek. Yeni satın aldıkları eve alışveriş turunda taze gelin ve damat. Şey bunlar yatak oluyor değil mi? Peki şey içine bir şey konulabiliyor mu? Sandıkta değil değil mi? Ne kadar bunlar? Takım olarak 1250. Sadece şu tekli olarak. Tekli olarak tanesi 500 lira. Devasa bir mobilya mağazasındalar. Gel de seç şimdi buradan evine eşya. Kararsızlık hat safhada, bir de gelinin kuzeni de olunca yanlarında çıkamıyor gençler işin içinden. Bence başka bir tane daha baksak daha iyi olur. İyi tamam.
Niye beğenmedin sen bunu? Ya daha iyisini bulabiliriz yani. Neyi kötü? Neyini beğenmedin? Belki yani modeli, şey rengi daha iyi olabilir. Çok klasik bir model yani artık herkes. Sen beğenmedin mi? Birazcık orijinal değişik bir şeyler. Sen beğenmedin mi? Beğendi. Tamam, niye başka bir şey bakıyoruz o zaman? Kuzenin müdahaleleri Damat Bey'i yavaş yavaş germeye başlıyor. Nasıl yani? Ya şu an tamam, herkes şehir kuzenin de yani biz ikimiz karar vermeyecek miyiz? Tabii canım, vereceğiz. O da fikrini söylüyor sadece. İlle de alın demiyor ki. İpek Hanım, ne arıyorsun? Var mı kafanda bir model? Ama şimdi diğerlerini almayı düşünüyorum. Çok güzeller. Daha önce de beğendiğim öyle bir modeldi. Misafir odasında. Çünkü şehir dışından gelen çok olacak. Ama içi sandıklı değil. Bizim de çok eşyamız var. Eşyaları saklamak için bir yer lazım. Kıyafet odası var ayrıca ama yetmiyor. Bir hanımla alışverişe çıkmanın en büyük zorluğu erkekler için kuşkusuz bütün bir gün peşlerinde kuyruk kesmek, değil mi Damat Bey? Peki bu? Şifonyer. 100 milyon falandır. Şifonyer 100. Medekadır 2 milim PVC var. Bunda bir son bir şeyler yapamaz mısınız? Onda 150 olur fiyatı. Spot olursa zaten. Ama şimdi dışarıda 100'dür bu. Sizde 70 falandır bu şimdi. Öyledir, yemeyin beni hadi. Sadece benim 100'e yakın ayakkabım var. Kaç? 100'e yakın. Gereken yatı... Hayır, 100'e yakın olmuyor da. Ama şöyle güzel bir yanım var benim için. Ayakkabıya yeterince yatırım yapmış, bana bir şey kalmamış. Öyle zannediyorum. Ama şimdi kızlar öyledir ki her yeni çıkan şeyi almak isterler ve yok şeyi... Canım, daha... Mesela bu dolgu topuk. Takip ederler yani. Bu yıl için moda. Ama seneye... Ama seneye giymeyeceksin mesela. He? Atacak mısın? Ya seneye atmam tabii ki de ama modası çok yoksa çok alır. Gelin genelde modellerle, damatsa fiyatlarla ilgili. Ama tersi olunca da Mehmet şoka giriyor. Bu ne kadar? Sunta mı bu? Ay çok pahalı, vermeyeyim. Vallahi mi? Gözlerim içerdi. İlk defa bir şey pahalı buldum, şaşırdım yani. Pazarlık da yapıyor üzerine İpek ve bizim damat şaşkına dönüyor iyice. Yok dedi ya 400'e el sıkışacağız. 400 dedi, 400'e el sıkışacağız dedi. 400 dediniz mi biraz önce? Hakikaten gerçekten öyle dediniz. 400 dediniz. Ben duydum. İyi. Sen bilirsin. Sırada televizyon alışverişi var. Bakalım karar verebilecek mi gençler? Pazarlık payımız yok mu? Pazarlık payı 50 milyon olsa 50 milyon kadar satacağız. 1950. Bu diğeri? O da aynı model. O da LCD. Öbür tarafta var, 1700'de var, 1800'de var, LCD. Alacaksın sen mi aldın yani? Aynı fiyatı alırsınız yani. Yani hayır, 500 milyon falan oynuyorsa, 5 milyon aşağı alsak olmaz mı? 50 milyon bizim. Canım, olmaz mı şöyle yani? Şöyle bir şey, sen televizyonu bir senede bir değiştirecek misin? Değiştirmeyeceksin. Hayır ama her gün zaten teknoloji gelişiyor yani, onu takip edemeyiz yani, ki zaten. Sizin evdeki teknoloji ne kadar gelişecek? O var yani. Tamam da yani takip etmeye kalkarsak gelişemeyiz ki zaten. İşte o yüzden diyorum yani alırken hani 200'ün 300'ün hesabını yapmayıp da iyisini alsak zaten hani 10 senede... İyisini alacağız da 200. 2 gün sonra daha iyisi çıkmış olacak, bizimkisi yine eskimiş olacak. Kuzenle Mehmet arasında gerginlik yaşanırken İpek bir ikinci televizyon daha istemez mi? Bu 82 ekran. Böyle bir şey de yatak odasında. Yatak odasında. Aynen. Yatak odasında çok güzel oluyor. Kimin yatak odasında var bu kadar büyüğü? Bir şey söyleyeceğim. Bunu alınca yanında bunu hediye olarak vermiyorlar zaten. Monitörde kullanabilir. Sen öyle mi düşündün? Ne? Bunu alınca bunun yanında hediye olarak vermiyorlar. Sen öyle mi düşündün? Öyle bir şey yok değil mi? Ve yeniden başlıyorlar atışmaya. Bunu salonla, bu da yatak odasına bence çok iyi olur. Bence sadece yatak odasına alalım, salon kalsın. He? Sonra belki salona koyarız onu, fikir değiştirip. He? 102 yok mu? 102 ne yapacağız? 102 küçük küçük. Hayır 102. Yok 102 160'ın 4 santim var. 4 santim. Tamam da olsun yani. Hayır illa tam olsun, en büyük olsun. Aslında 150 ekranlar falan da var, onlara bakalım değil mi? Neyse ki televizyon ve mobilya işi tamam. Bakalım halı işi ne olacak? Bunu alalım biz. Ama büyük bu, büyük. Ama koltuklarda çok büyüyor. Ya sen değil miydin ki halı şey yapıyor diye kapatıyor, aslında laminat daha güzel olur diye söyleyen diyorduk sen değil miydin? Diyorduk ama vazgeçtim. Niye vazgeçtin şimdi? Bilmem. Halıları görünce? Evet, halılar güzel olduğu için herhalde.
Damat bey öylesine bunalmış ki para harcamaktan, 50 liralık halı içinde sıkı bir pazarlığa tutuşunca gelin hanım isyan bayrağını çekiyor. Ne kadar? İyi peki bunu alalım, bu da uyuyor. Yani bunu buna biraz daha bir şey yapın alalım. 50 milyona da biraz daha bir şey mi yapalım diyorsun? Şimdi düşüp bayılacağım. Pazarlık pazarlık yapmak gerekiyor canım, alışveriş. Tamam pazarlık. Da 50 zaten, 50 milyonlar. He? 60 olur diyor. Hayır, aşağı doğru pazar. 40 olsun alalım. Yeteri kadar postajı hesap. Halıda da 50 milyon çok değil. Evlerini göreceğiz az sonra yeni evlilerin, ama evlerini görmeden evin tartışmasına şahit oluyoruz. Mehmet istediği için oradan alındı. Yani en son Mehmet verdi kararı. Ama beğenerek almadık mı evi? Mecbur, şansım yoktu ki. Sonuçta beğenmedin mi aldık yeni evi? Şansım yoktu diyorum. Nasıl zorlama, şansım yoktu? Sınırını zorlama, şansım yoktu. Bu evi aldık aldık dedin. Almadık yoksa yok ev dedin. Ben de tamam dedim. Sağ olsun, o konuda anlayışlı oldu. Ben mecburen halıda anlayışlı oldum. Kanepede ama anlayışlı oldum. Hem evi aldık, hem eşyalı aldık. Yani kolay değil mi? İpek belli ki çok dolu bu alışveriş işlerinde. Yatak odası ve mutfağı. Bizim bildiğimiz Muğla'dan eğer kız alınıyorsa erkek tarafı evin içine hiç karışmıyor. Öyle mi? Evi dışı gerçekten de. Ben küçük olmasın. Evi gerçekten Mehmet aldı. Normalde öyle dışını erkek yapar için nasıl diye. Ben böyledir yani. Ama ona karşılık da bazı şeyler de ağır olur. Ünlem koyayım. Ne gibi ünlem koyuyorsunuz gelin hanım? Yani biz gereğinden fazlasını yaptık. Bodrum'daki düğünü de ailem yaptı. Gelin hanım şimdi de şifoniyer diye tutturunca yine tartışmaya başlıyorlar. Bir de bunu mu alacağız? Bu olur mu işte? İyi de yatak odası takımında zaten var ya böyle bir şey. Buna ne gerek var? Var mı buna da ihtiyacın? Ya iki tane çek yatın içine arasına bundan koysam olur mu? Arasına tamam koyalım da içine ne koyacaksın? Ayakkabı mı koyacaksın? Senin belki 500 tane tişörtün var. Hayatımda ben bu kadar çok tişört olan bir erkek görmemiştim. Her gün dışarı çıksa tişört bir tane muhakkak alıp geliyor. İpek eşini ikna etmeye kararlı. Gelen misafir benim kıyafet elbise odama koyamaz, hiçbir şeyini koyamaz. Ben sevmem. Yani benim sevmiyorum ya, ben rahatsız olurum. Kimse benim elbise dolabımı açamaz. Peki yani benim tişörtlerim mi koyulacak buraya yoksa misafirin eşyası mı? Hangisi karar ver? Yani ne fark eder canım, kullanılacak sonuçta. Sonuçta bir ihtiyacımız olduğuna inanayım da ona göre yani. İhtiyacımız sadece. Bir dakika, Emin Hanım'ı kim? İpek değil mi? Parayı veren kim? Onu vereceğim tabii. Gelin hanım ve kuzeni Huriye avize perde bakmak için etrafı dolaşırken bizim damat yorgun, harap ve bitap bir koltuğa yığılıyor. O zaman iki kelime edelim senle damat bey. Hanımefendi evi küçük buldu galiba. Ev küçük mü? İki kişi için bence gereğinden büyük yani. Krediyle almıştın değil mi evi? Çoğu insan kendi evinde oturamıyor ilk etapta. Kirada oturmak durumunda kalabiliyor biz. Yani 1-0 önde başladık direkt. Kira ödemeyeceğiz. Bir süre kredi ödeyeceğiz. Kira öder gibi. O şekilde kendi evimizde oturacağız. Bu bizim için bir artı. Alışveriş işinde de bayağı terletti seni. Ya ben illa olması gerekir gibi bakmıyorum eksikliklerimize. Eksikliklerimiz zamanla durumumuz uygun olduğunca alırız diye düşünüyorum. Tabii bunu, onun da bu şekilde düşünmesi lazım. O zaman zaman her şeyimiz dört dörtlük olması gibi konuşuyor. Yani ben de isterim dört dörtlük olsun ama olmayınca olmuyor. Şöyle bir kaba hesap yapsan, kaça çıktı bu evlilik sana? Sadece ben ve benim ailem söyleyecek olursam 170 civarı bir şey olması lazım. Vay be, 170 bin lira. O zaman bu kadar pazarlık yapman da normal tabii. Zaman zaman pazarlık yapıyorum, görüyorsunuz. Gönül isterdi ki yani söylenen fiyatı rahat rahat hiç pazarlık yapmadan almak isterdim ama pazarlık yapmak gerekiyor, insan bütçesine göre hareket etmeli. Hadi şundan alalım. Tamam senin dediğin olsun. Ondan alalım. İyi tamam. Tamam onu alıyorum. Avize işi de tamam. Bakalım perdecide nasıl pazarlık yapılacak ve nasıl modeller seçilecek? Peki bu boncuklar düşer mi?
Süpermiş. Çok sevdim ben bu perdeyi. Canım sıkıldığında şeyi, boncukları çıkartabilirim. Tamam, sıkılırım ben çünkü o boncuklarda. Bence biz onu alalım. Tamam, anlaştık o zaman. Sağ ol. Ve geldik çamaşır, bulaşık makinesi ve buzdolabına. Bu bölümün bütçesi kız tarafına ait. Biz buradan beğeneceğiz istediğimizi, alacağız. Yazık değil mi annemlere? Duygu sömürüsü yapma. Duygu sömürüsü değil yani. Ya biz buradan beğeneceğiz. Sen. Annem alacak, bir tane kızı var. Ne güzel. Bir tane kızı var. İstediğin her şey olsun istiyor. Ay, annem söyledi, siz istediğinizi beğenin kızım, ben alırım size dedi. Mehmet'in itirazı var gelinin bu çıkışına. Benimkiler de uygun olanı al dediler. Bütçene göre hareket et dediler. E tamam, Beyzeşen hepsini benim ailem alıyor. Dolayısıyla benim ailem de... E tamam, biraz da onların bütçesini düşün. E tamam, onları düşünüyorum ben. Düşündüğüm için. İlle de istediğim olsun. Evet. İyi tamam, ben karıştırıyorum. Seninle ailem. İyi tamam var. Bakalım hadi. Biz sadece beğeneceğiz, tamam mı? Başka hiçbir şey yok. Hadi beğen o zaman. Genç çift bunlarla meşgulken biz yeniden damat tarafına dönelim. Bir gece önce Bodrum düğününde ve öncesinde yaşananları yorumluyor Mehmet'in ablası Gülay ve annesi Fatma Hanım. Ya can sıkıcı bu, bir takım şeyler oldu ama yani tatlı dil yılanı dilinden çıkartır derler ya. İnşallah bu sıkıntılar o düğünde kalır. Fatma Hanım Bodrum'da gelinleri tarafından hiç de şık olmayan bir şekilde karşılandıklarını iddia ediyor ısrarla. Aileş tarafından çok şey karşılandık. Ama gelin tarafından biraz yani üzüldük onun tavrını. İstemezdik öyle olsun. Ama onu da cahilliğine verdik. İnşallah ileride daha düzelir, daha iyi olur. Gelin düğün telaşında ve stresinde. Belki de farkında olmadan yapıyordur Fatma Hanım. Bilerek yapıyorum. Bilmeyerek değil. Peki daha önceleri böyle miydi gelininiz? Ben sık senede 2-3 defa gelirim, bir ara kalırdım. Onu da çağırırdım, ben buradayım gel. Yani hiç öyle, böyle bu şekilde değildi. Bu ara değişmiş. Düğün günü aslında her şeyi şu tartışma başlatmıştı. Gel. Ya lütfen öyle yapmasınlar ama ya. Böyle ses hayret bir şey ya. Böyle bir şey olamaz. Allah kahretsin ya. Evet. Erkek tarafının dünkü düğün öncesi gelin evine gelirken çektiği zılgıt ve evin önündeki halaylar çok sinirlendirmişti İpek'i. Şimdi damadın ablası zılgıt ve halay olayını yorumlayacak. Şimdi o bizim adetimizdir. O bizim yöresel bir, yani bilirsiniz onu da, yani bizde yöresel olarak var o. Düğünde zılgıt çalınır veya gelin almaya giderken zılgıt çalınır. Ve bunda İpek'e zarar veren ne oldu ki? Oo, Görümce Hanım bayağı doluymuş bu konuda. Kapıda halay çekilmesine kızmış. Peki bir gece önce kapıda herkes oyun oynadı, halay çekti. O zaman yapmasalardı bunu kapıda. Eğer kapıda sokakta yapılmasına karşıysa o zaman bir kına gecesi, bunu da parantez açayım, kız evine ait olduğu için söylüyorum bunu. O zaman bir salon tutsalardı, kapıda biz de halay çekmeseydik. Eğer buna kızıyorsa bir gece önce de yapılmasaydı. Ki biz orada niye o halay çekiliyor? Yani oğlumuzla kızımızı evlendiriyoruz, onların mürüvvetini göreceğiz diye bir mutluluktan yapılan bir şey. Bir keşkesi de var Görümce'nin. Biz oraya davul zurna da getirebilirdik kapıya. Biz bulamadık davul zurnayı Bodrum'da. Davul zurna da getirebilirdik. Orada kapıda çaldı. Ne diyecekti? Davul zurnaya da çalmayın mı diyecekti? Bu meseleyi gelin hanıma soruyoruz. Gelin hanım Görümcesi'nin ve kayınvalidesinin bu eleştirilerine bakın ne yanıt veriyor. Güzelliğim. Güzelliği bir kenara bırakırsak, çünkü güzellik karın doyurmuyor. Güzellik belli bir yaşa kadar. Ben şunu düşünüyorum, bana ne kadar çok sıcak davranırlarsa, bana ne kadar sevgi ve saygı gösterirlerse aynısını karşılığını ben onlara 10 kat veririm. Bu herkes için geçerli. Ama ben böyleyim. Bana bir kere adım attıklarında ben onlara 10 kere adım atarım. Kayınvalidene göre Bodrum'da onları hiç de sıcak karşılamamışsın ama. Çok sevecen, iyi niyetli bir insanım diye düşünüyorum. Bir de şu gelin hanımın ısrarla istediği pırlanta meselesi var. Gelin hanım tek taş pırlanta istiyor ısrarla. Mehmet sürekli bunu erteliyor.
Peki ama İpek'in bu isteğine görümcesi ve kayınvalidesi ne diyor? Şimdi biz aradan çekiliyoruz. Onları karşılıklı konuşturuyoruz. İpek Hanım, Bodrum'da erkek evlat sahibi olan anne babalar her türlü fedakarlığı yaparlar diyerek başlatıyor polemiği. Bodrumlulara göre konuşacak olursam, eğer bir ailenin erkeği doğduysa eğer, yani erkeği olduysa, çocukluğundan itibaren hani o ailenin, yani o aile elinden geldiği kadar o erkek için, düğünü için elinden geleni yapar, maddi manevi. Maddi olarak özellikle çok yaparlar. Oğullarına evini alırlar, işini kurarlar, arabasına kadar alırlar altına. Hani belki de ben bunları bildiğim için, bunları gördüğüm için, bizim yaşam tarzımız böyle olduğu için biraz farklılıklar vardı tabii ki de bunda. Bir beklenti olacaktır. O anlamda her gelinin farklı olduğu için. Sadece tek taş. Orijinal bir pırlanta, tek taş. Pırlantayı hak etsin ve beklesin bunu. Yani niye her şeyi zorla istiyor? Bıraksın karşı taraf kendi gönlüyle içinden koparak getirsin onu. Yani Muğla'ya göre de kıza bayağı yüklü miktarda takı takılır, ağır takı takılır. Mehmet'le biz oturup bunu ailen ne kadar ne takacak falan ya da ailesiyle oturup konuşulmadı. Sonuçta onlar ne takarsa onların namusu, şerefi. İpek bir takım şeyleri bu kadar üst üste görünce şaşırdı gerçekten. Ne oldum delisi olmaya başladı. Sonuçta onlar ne takarsa onların namusu, şerefi. Ne takılırsa. Herkesin kendi şerefi, haysiyeti var. Yani ben onun yerinde olsam bu şekilde almam. Madem o inat yapıyor da inat yapsın. Bakalım inatın pırlantayı hak etmesi lazım önce. Sonra nedir pırlanta çok istiyorsun? Altısı bir pırlanta yani. Bir şekilde satar veya çeyreklerini satar bir pırlanta alır. Yani bundan kabul etmeye değer mi? Herkesin bir beklentisi vardır. Tek benim değil. Bütün genç kızların, evlenecek olan gelinlerin. Beklentisi vardı. Sonuçta gelin alıyorlar. Türkiye'yi arasaydı benim oğlum zor bulurdu. Ona göre kıymetimiz. İşte fazla bir sıkıntıya gelebilir. Benim evladım olsa elmas zümrüte boğardım kesin. Onun aklını başına toplasın yoksa bu güzel yuvayı yutar. Ya zaten eğer benim bir evladım varsa, doğduysa o doğduğu itibaren, hani doğduğu günden itibaren zaten onun hani ileride evleneceğini bildiğim için er ya da geç, ona göre ben de bütçemi hazırlayıp muhakkak benim namusum, şerefim olacak, haysiyetime yakışan, şerefime yakışan bir takıyı takardım. Annesi babası geldiğinde de ben annesinin babasının öyle uçuk alışveriş yaptığını görmedim. Yani şurada söylemek istemiyorum ama normal bir alışveriş. Geldiler Ankara'da mesela kendilerine giyim aldılar. Gayet normal. Hatta bizden daha ucuz giyim aldıklarını da gördüm ben. Bodrum'dan kız almak bambaşka bir şey. Herkese nasip olmaz Bodrum'dan kız almak diye düşünüyorum. Bu filmleri çevirdim. Bakalım ne zamana kadar bu film devam edecek. Işte İnşallah kısa yani keser. Yoksa bu hayallerin suya düşer. Çok fazla yürümez bu iş. Ben evin tek kızıyım. Allah'a şükür durumumuz da iyi. Evin tek kızı olarak biraz şımartıldım. Hani bugüne kadar her şey oldu. Belki o da ıslanır. Bundan sonra düzelir. İpek gelinle kaynanası arasındaki pırlanta kriziyle başlayan bu polemik daha çok sürecek gibi görünüyor. Yine de her şeye rağmen Mehmet'e güvendiğini söyleyerek bu konuyu kapatıyor İpek. Cebinde para olduğu zaman er ya da geç alacak diye düşünüyorum. Umudun var yani pırlantadan. Parası olmaz, yetmeyebilir. O zaman canı sağ olsun ama ileride sonuçta biz ölene kadar birlikte olacağız. Son nefesimizi verene kadar cebinde para olduğu zaman er ya da geç alacak diye düşünüyorum. Diyelim ki hayal kırıklığına uğrattı seni ve almadı ya da alamadı pırlantayı. Ne yaparsın? Ya almazsa üzülürüm tabii ki de. İpek gelinin son bir sıkıntısı da az önce Mehmet'le de yaşadığı ev gerilimi üzerineydi. Evi küçük bulmasını anlatıyor. Evin 3+1 olması iyi ama ben çift tuvalet banyo istiyordum. Bu kötü oldu çünkü ben benim kendi evimde, baba evimde benim kendime ait bir tuvalet banyom vardı. Elbette erkek tarafının bu konuya bir yorumu var. Kayınvalidesi kısa ve öz konuşuyor. Allah oğlumu yazmışsınız. Kayınvalide ve görümceye biraz sonra tekrar döneceğiz ama biz şu alışveriş işi bittiyse gelin hanımla birlikte meşhur tartışmaların yaşandığı eve gidelim. Ertesi gün bir gün önce seçilen eşyaların nakli yapılıyor. Damat bey sıvamış kolları. Bugün yarım kalanları tamamlayacağız. Kuyumcu vesaire. İnşallah bugün hepsini yetiştireceğiz. Damat, yarın akşam da sizin düğün var burada. Nasıl olacak sence düğün?
Yani tabii ki ben de bu taraftaki düğünün daha güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Ha, eşyalar gelmeye başladı. Onu bırakalım, onlar çağırırlar. Alabilecek miyiz? Koridordan devam edeceğiz. Sola doğru. Burada mı? Hı. Bu arada gelin hanım nerede? Neredeyse. Eşyalar geldi yoksa. Hoş olduk. Bana sürpriz yapacağımı söyledin mi canım kocacığım? Ben de o yüzden çarşıda dolaştım. Alışverişin sırası mıydı şimdi? Ama evde eksikler vardı o yüzden. Ama daha büyük eksiklerimiz geldi şimdi. İyi, onları tamam. Beraber karşılasaydık keşke derdi ama. Koltuklar taşınıyor, halılar seriliyor ve küçük eşyalar yerleştirilmeye başlanıyor. Çok iş var evde, çok ve zaman yok. Az sonra anneler ve babalar tetişe gelecek. Şunları canım benim, şu şu bir de şunu. Şuraya yere koyar mısın? Simetrik bir şekilde, üçgen olacak. Koyuyor musun? Başka perde bulamadım bugün gidiyorsun. Bu ne ya? Şimdi sen beceriksizsin diye ben bu perdeyi aldım. Sen beceriksizsin, o sen sen. Suçlu. Sen takayım dedi. Adama ben demedim ki takarım diye, iddia etmedi. Bu kadar da olmaz ki, tutuyorum işte. Gelin hanım tam rahatlamak üzereyken oturma odasındaki çeyizlerinin dağılmış halini görünce çılgına dönüyor. 205 daire 42. Evet. Nasıl dağınık koydun? Kalıptan aldık buraya koyduk. İyi tamam mı? Onları annemle yengem çok güzel muntazam bir şekilde koymuşlardı. Tamam, biz aynı şekilde çeyizlerini. Biz aynı şekilde koyduk. Annemle yengemin emeği çok büyük. Bunlar tek tek ütülendi. Tamam, ütüleri bozulmuş mu? Biraz bozulmuş gibi, evet. Nesi bozulmuş ya? Hiçbir şey yok. İyi tamam. Ya ne yapsaydım, eşya geldi, bunları o koltuğu buradan kaldırmamız gerekiyordu. E tamam, daha güzel bir şekilde koyabilirdim, baksana. Burada olsaydın o zaman, sen karşılasaydın, ne yapayım? E ben nereden bileyim hemen böyle buraya kurulacağını. Nereye koyayım? Salona mı koysaydık? Bunların yeri burası. Ev dağınık yani, her şey dört dörtlük değil. Ben her şey dört dörtlük olduktan sonra herkesin gelmesini istiyordum ama neyse, bakıp gideceklermiş. Problem yok. Yeri orası değil mi? Yere niye atıyorsun ya? Eyvah eyvah. Tansiyon ve stres en yüksek noktada. Ay, hayatımda gördüğüm en hijyen insansın herhalde. Bunlar burada duracak. Ay kızım. Hiç umurumda değil yani. Kızımız gerekenleri varsa o da benim. Gelin hanımın bu stresli haline acaba kayınvalidesi ve görümcesi ne der? Herkes evleniyor, niye böyle başka bu kadar yani? Bunu da bu kadar olmaz yani. Aileyi kendine düşman edecek derecede olmaz. Herkesin kinini, nefretini kazanamaz. Bizim gözümüzde ipek şu kadar değilse şu kadar ayıldı. Bizim yeniden kalbimizi kazanması gerekiyor. Hadi madem size döndük, son olarak bir gece önce düğünde yaşanan şu dansöz krizini de soralım. Yani dansöz geldiği 10 dakikada ne yapalım? Görümce hanım, kız tarafının büyük sürpriz diye sahneye çıkarttığı dansöz olayına kafayı fena halde takmış durumda. Sürpriz dansözmüş. Demek ki kayınpederi mi daha sürpriz yaptılar acaba? Dansöz her yerde var, bir tek odunda yok. İstersem şimdi buraya da ben dansözü getiririm. Köye de getiririm dansözü. Yeter ki paramı ödeyeyim dansözü. Acaba bu iddialı sözlere ve erkek tarafının düğünü beğenmemesine gelinin annesi Gülören Hanım ne diyecek? Çok güzel geçtiğine inanıyorum. Her şeyini dört dörtlük yaptık ve bütün komşularım, akrabalarım, tanıdıklarım, herkes tebrik ettiler. Çok güzel geçtiğini, çok beğendiklerini, herkesin süper olduğunu söylediler. Bu da benim için çok mutlu etti beni. Şu dakikaya kadar sessiz kalan Gülören Hanım, kızının çok yıpratıldığını düşünüyor karşı tarafça. Ya bir anne olarak kızımı en yakından tanıdığım kadarıyla şuna bağlamak istiyorum. Şimdiye kadar sustum, söylemedim. Söylemek istiyorum. Benim fikrim, benim düşüncem ama İpek katılmayabilir, onu da bilemem. Tanıdığım kadarıyla İpek'in gerginliği, işte düğün telaşesi, alışverişi, yorgunluğu,
bazı şeylerinin zamanında olmaması, yetişmemesi, etrafın iyi, olumlu, olumsuz konuşmalarına bağlıyorum. Ya takı meselesine onun yorumu ne? Erkek tarafının taktığı takıları kızınız az buldu. Oğlan tarafının kökeni Bitlis kökenli olduğu için, İpek de bazı şeyleri bildiği için, doğu kökenli ailelerin yüklü miktarda takı takıldığını bildiği için, ama bizim için hiç takı önemli değil, mutlulukları önemli ama kızımın da bir böyle hani az değil de en az bizim Turgut Reis de Bodrum'da en az 10 tane bilezik takılır. Setler, zincirler, beşi bir yerdeler takılır. Bunlara değerlendirme yaptığım zaman bu takıyı bana layık gördüler diye kızım üzüldü ve kırıldı açıkçası. Ya düğüne dansöz çıkartmanız ve damadın hacı babasının salondan çıkmasına yorumu ne Gülören Hanım'ın? Yok, bana göre hiç şey değil yani, önemli değil. Kalk izlemeyebilir, dinlemeyebilir. Ve sırada erkek tarafının gelin evini ziyareti, çeyizleri ve evi teftiş etmesi var. Bir görelim evlerini. Bakalım hayırlı uğurlu olsun. İpek, kayınvalidesi eve gelirken heyecanlanıyor ve elini öpmeyi unutunca Mehmet fena halde bozuluyor bu duruma. Neyse ki kayınvalide kriz yapmıyor bu meseleyi ve evi geziyor oda oda. Hakan abi başka şeye otursun lütfen. Vallahi İpek'cim. İpek nedir, çok sevmişsiniz abi. Gerçekten renkler harika seçim. Ben çok beğendim. Dostlar çok güzel. Deneyebilir miyiz? Kum rengi. Kum rengi. Gerçekten harika. Tam kum rengi değil mi anne? Oturun anne bir oturun ya. Nasıl anne? Güzel. Çeyiz kontrolünde sıra. Ha, şey annene söyledim biliyorum. Gerçekten takılır. Ya deli gibi siz geliyorsunuz diye bunları herkes böyle buraları düzenli koydu. Böyleymiş abi. Ben de bilmiyordum. Aslında beraber gelip çeyizi sevmemiz lazım ama uzakta olduğumuz için imkan vermedi. Sırada kız tarafının ev ziyareti var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Onlar da evi oda oda gezip yorumlarını yapıyorlar. İpek Hanım'ın burası tuvalet banyomuz. Gezelim. Banyo güzel, çok güzel. Seramik renkleri, desenleri çok güzel. Güzel buralar, güzel bir renk. Çeyizlerimi de serdik. Biz anne ve baba olarak her şeyi yaptık. Gerisi evet. Onlara kalmış bir şey. Aldım damatlar, ev aldı. Kızımızı döşedi işte, beraber yaptılar, döşediler. Her şey de güzel. Bilmiyorum, artık bundan sonra mutluluk. Anneler babalar evi gezdiler, tek tek eşyaları, çeyizleri incelediler, teftiş edip evlatlarının yanından ayrıldılar. Şimdi yeni evliler, yeni evlerinde yeni eşyalarıyla ilk gecelerini geçirecekler. Biraz gerginler, biraz yorgunlar ama yarınki final düğünü öncesi heyecanlılar. Beğendiler hepsi. Hem evin şeklini, hem çevresini, hem evin içindeki eşyaları, büyüklüğünü. Yani her konuda beğendiklerini, biz daha da ufak bekliyorduk şeklinde, beklediğimizden daha güzel çıktı gibi yorumlar aldık. O yüzden kimsenin olumsuz değil, hepsinden olumlu yorumlar geldi. Evi beğendiklerini söylediler, umdukları gibi buldular. İkimizin de zevklerini az çok biliyorlar Mehmet'le benim zevklerimi. Size de böyle bir ev yakışırdı, böyle bir evi döşeyebilirdiniz dediler. Ne güzel böyle tatlı tatlı başlarken sohbet, gençler yine olmadık bir nedenden ötürü şimdi birbirlerine girecekler. Her şey kız tarafının istediği gibi oluyor. Niye böyle oluyor şeklinde. Belki bir yakınmaları olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani erkek tarafı olarak düğünü erkek tarafı yapar şeklinde bir düşünceleri var. O yüzden erkek tarafının düğünü olur şeklinde düşünüyorlar.
Ama Bodrum'daki düğünü kız tarafı yaptığı için her şey kurallarına, gelenek göreneklerimize yakışacak şekilde Bodrum'da oldu. Ama öyle değil de böyle uzlaşmacı olsak, sonuçta ortak noktada buluşsak daha güzel olur. Ortak noktada buluşmak için bundan aylar önce buluşacaktık bir düğün için. Hoppala, yine tansiyon yükseldi yeni evliler arasında. İstanbul'daki düğünde benim ailem hiçbir şekilde karışmadı organizasyona. Hiçbir şey bilmiyorlar ve yeri bile görmediler. Aynı senin ailen gibi. Yeri gördüler canım, nasıl yani? Bir iki kişi sen gördü sadece. Sen kendisini gösterdin annene. Tamam, bir iki kişi gördü. Ben herkes adına konuşuyorum. Oradaki düğünü de bir tek yani ben görmüştüm. Buradaki... Benim ailem hiç görmemişti. Düğün günü gördü hepsi. Bir tek ben görmüştüm. Ay tamam, kes. İpek içini tamamen dökmeye kararlı. Yaşanan bütün gerilimi ve tartışmaları yöre farkına, kültür çatışmasına bağlıyor. Yani evet, memleket gerçekten A'dan Z'ye her şeyi etkiliyormuş. Hani ben bu kadar olabileceğini sanmıyordum. Yani her şey bize göre normal olan şey onlara göre anormal olabiliyor. Onlara göre normal olan şey bizlere göre anormal olabiliyor. Her şey çok farklı A'dan Z'ye. Her şey stres ve tartışma konusu oluyor gençlerin arasında. Ben bugün çeyizlerimi serdim. Ya bir gün yani birisi ağzını açıp da ya İpek ellerinize sağlık, gerçekten çeyizin çok güzelmiş, çok büyük bir emek harcamışsınız, buraya getirip sermişsiniz demeleri gerekirken sadece bakıp geçmeleri bence normal değildi. Bence hepsi beğendiğini belirtti. İyi öyle olsun. Ağzı açık mı kalıp bakmaları gerekiyordu? Sen bunu mu bekliyordun? Yok yani? Hayır. Anlamadım. Bana göre senin ailen de aynı tepkileri gösterdi. Benim ailem de aynı tepkileri gösterdi.